videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyenler, iyi akşamlar diliyoruz. Spor dünyasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine KTV RCS Televizyonu ortak yayınında spordaki yaşanan gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Kısacası yaşanan gelişmeler derken de tabii ki şöyle bir haftanın nabzını tutmuş olacağız. Her zaman olduğu gibi yine daim konuğumuz sevgili Oktay Haluk Doğan yorumlarla bizlerle birlikte olacak. Ben hemen sözün başlangıcında kendisine hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Kısaca bu hafta tabii konuşacağımız konular var ama dün akşam oynanan maç herhalde bizim bir hayli zamanımız alacak gibi. Vallahi iki takım da bizi yüzüne soktu. Agüde, Kayseri, bayağı konuşacağız. Evet, konuşacağız. Efendim bu hafta neler oldu peki? Hemen şöyle baktığımızda Kayseri Spor Fenerbahçe karşısında 5-0'lık bir mağlubiyet aldı ve bu mağlubiyet sonrasında yapılan açıklamalar spor kamuoyunda bomba etkisi yarattı dersem herhalde yanlış bir tabir kullanmam. Çünkü teknik direktör Şumudika duygusal bir konuşma dinleniyor tabii ki ama özellikle görevi bırakma konusunda sinyaller verdiğini de belirtmek isteriz ki bu açıklaması tabii ki kulüp nezdinde aslında duygusal bir açıklama yapıyor hocamız. Biz hocamıza memnunuz şeklinde hemen ardından gelen farklı bir açıklamayla da yatıştırılmış olduğu. Başkanım tabii ki maç sonrasında yapmış olduğu konuşmalar var. Hedeften hala sapmadık diyor ama maçla ilgili tabii ki gelişmelerin dışında bugün yapılan toplantıda ise Kayseri Spor'da hem futbolcu hem de teknik heyetle ilgili kulüp yönetimi özel bir istekte ve toplantıda bulunduğu toplantı yaptı. Bununla ilgili neler oldu onları da aktaracağız. Ardından Agü diyeceğiz. Agü tabii ki playoff'a kalma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Lakin bu sıkıntı derken kulağımıza gelen müjdeli haberler var ama bu müjdeli haberler ne zaman için tabii ki bizi sevindirecek bunu da bekliyoruz. Çünkü uzun zamandır sponsorluk anlaşması bozulan firmanın CEO'suyla Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Öztesekin'in bir görüşme yaptığı kulağımıza geldi ki bu görüşmenin sonuçlarını kısa bir süre sonrasında duyacağız. Çünkü AGÜ rektörü de kısa bir süre öncesinde aynı CEO ile ARGE konusunda, üniversite konusunda bir farklı anlaşmaya da imza atmıştı. Hemen bir başka konumuz RGS ile ilgili gelişmeler diyeceğiz. Çünkü hafta sonunda 8. Uluslararası Engelsiz Festival dediğimiz bir festival yapıldı. Ama bizim için daha çok önemli olan ise Kayak Federasyonu'nun Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulu ve seçimi ve kongresinde adaylar kimler, seçim öncesi Kayseri nasıl bir durumda, bunun da kısacası nabzını tutmaya çalışacağız. Yani yine sporla ilgili gelişmeler diyoruz ve bu dakikalarda bizlere zaman ayıran siz sevgili izleyenlerimiz o zaman öncelik diyoruz. Her zaman olduğu gibi Kayseri Spor ve Kayseri Spor gelişmeler için de sözü Oktay abiye bırakacağım. 5-0'lık bir mağlubiyet. Şimdi teknik analizine de girerim ama ben genelde teknik analizi sana bırakıyorum. Ama yine söylüyoruz. Ben direkt söylüyorum. 11 hafta maç yapmışız. Yeni Malatya maçından bu yana kadar bu takım 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik almış. Galatasaray ile başlayan 10 haftalık periyotta ise 5 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraber. Yani sadece 11 hafta büyüdüğünden hafta başına 1 puan düşüyor. Yani patinaj yapan ama haftalar ilerledikçe serbest düşüş artan, üst üste mesela 3 hafta mağlup olmuş bu takım. Biz ne dedik? Bu takımda problem var. Bu takımda sıkıntı var. Bu takımda futbol dışı sıkıntılar var. Ne zaman söyledik? 5 hafta evvel söyledik. Bunların benzerlerini Prosineçki, Şota, Sergen zamanlarında da yaşadığımızı söyledik. Bunlara acilen bir terapi odası, 2 defa devre arası oldu. Diyeceğimiz devre arası, milli takım arası. Yönetime ikazlarda bulunduk. Bakın bunların hepsini gördük. Aman siz tecrübelisiniz. Sergen Yalçın döneminde de yaşadık. Hemen bunlara bıçağı atın. Bu Erdem Kemaloğlu ile olabilecek bir iş değil. Daha tecrübeli kişi. Erdem Kemaloğlu sadece ben biraz hep kimlik üzerinden ağır konuştuğum için eleştirilir ama eylemi olmayan, katkısı olmayan bir figür olarak duruyor Erdem Bey. Kusura bakmasın üzülerek söylüyorum. Fotoğraf veriyor sadece bazen. Bakın bunlar çok önemli. Çünkü futbolcu kurnazdır. Futbolcunun eline düşerseniz tabiri caizse sizi oynatır. Ve oynatıyor. Bunu Şumudika, Türkiye'yi bilmeyen, Türk futbolundaki karakteristik özelliği bilmeyen, futbolcunun huylarını bilmeyen, o hep şeyle bakıyor. Avrupa tipi futbolcular gibi değil. Futbol, Türk futbolcunun tipi farklı. Karakterisi, bakış açısı, bir göz, futbol oynamaz, bir gözle bakar. Mesela ben teknik adamlarını sevmeyebilirim. Fatih Terim'in bunda çok etkisi olan teknik adamlardandır. Otoritesini yapar. Buna bakmaya çalışıyorum. Bakın,
Ama bir şeyi hemen fark etti. Futbol içi ve dışı bir takım huzursuzluklar var dedi. Biz de burada dedik ki bıçağı vurun. Aman bıçağı vurmazsanız bakın kangren olacak dedik. Hala vurulmadığını belirtisi var. Bakın dünkü maçı genç kaleci Vedat'a fatura ederek işin kolaycılığına kimse kaçmayacak. İş oraya geldikten sonra 5 olma, biraz da Aykut Kocaman ekibiyle çok fazla gelecek haftaları düşünerek sıkmadı oyunu. Sıksaydı bu fark daha olurdu. Lünk olsa fark etmez, Muharrem olsa fark etmez. En fazla 2 tane eksik yerde. Ama vehameti ortadan kaldırmaz. Ya şimdi bakın bir şey anlatayım arkadaşlar. Kaleciyi geçelim. Sahaya çıkmışsınız 3-6-1. Ya ne oluyor abi? Yani amacın şu mu? Ben orta sahayı kalabalık tutayım. Fenerbahçe'nin teknik ve futbol topunu çok iyi çeviren, çünkü Fenerbahçe'de Aykut böyle yapar. Takım analiz eder. Birazcık böyle Guardiola tarzı çok fazla top çevirir. Kontrol eder. Kritik noktada şak diye oyun nihayetinde bitirici pası gönderir. Şeyden kalan alışkanlıklar, Pararia'dan kalan, Alex'ten kalan alışkanlıklar. Peki, arkadaşım sen bunu Josep Zozo'ya, sen bunu Mehmet Topal'a, sen bunu Giuliano'ya yapamazsın. Peki bir hafta önceye gidelim, birkaç hafta önceye gidelim. Fenerbahçe ya da geçen haftaya, geçen yarıya gidelim. 3-3 berabere kaldığınız maçtaki başarılı olmuş bir taktik nerede kaldı? Onu bir yere atıyorsunuz. Akhisar'ın mağlup ettiği, Başakşehir'in mağlup ettiği, Fenerbahçe'nin rakibine koyduğu taktik nerede kaldı? Onu da bir yere koyuyorsunuz. Şimdi Galatasaray maçında yaptığı o intihar kamikaze taktiği var ya, bir benzerini Sumideka'da bu sahada gördük. Ne oldu? Faturan 5 oldu. Biraz sıksaydı belki 7-8 olacaktı. Şimdi bunu Vedat'a, oyunculara yıkmayacak. Önce Sumideka aynaya bakacak. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in bir klasik, bir arabesk parçası. Ben nerede yanlış yaptım? Sen ikinci yarının hele son haftalarına doğru burada ikaz ediyorum. Birçok yerde yanlış yapıyorsun Sumideka. Kendine gel. Ben seni birinci yarıdaki Sumideka olarak görmek istiyorum. Ve sen buradan defalarca ikaz ediyorsun. İkinci yarı bu ülkede farklı oynanıyor. Komplike bir çalışma ister. Teknik adamlık birinci yarıda bir defa efor istiyorsa ikinci yarıda 5 efor isteyecek. Bakın şu anda düşme potasında 8 takım. Avrupa Kupası hayali kuran 8 takım var, öyle değil mi? İddiasız takım yok. Ya arkadaş uzayda mı yaşıyorsun? Burası Rumen Ligi değil ya. Gözünü seveyim. 3-6-1 ile çıkmak Fenerbahçe gibi. Burada diyoruz ki Fenerbahçe'nin yok ile var arasındaki cılız ifadesi. Ve kadro öyle bir gelmiş ki şov yapmış özel uçakla. Tüm yöneticiler burada. Müthiş bir taraftar desteği. Bir önceki günde tesis açılışı temel töreni attırmayla Fenerbahçe her şeyle hazır bu konuya. Kalecisini hazırlamış. Saha dışı olaylar, içi olayları da anlatacağım. Daha sonra tasvip etmedim. E şimdi sen geliyorsun intihar kadrosu. İntihar kadrosuna gelelim. Ya arkadaş, sende bir başarılı olmuş Lopez var. Başarılı olmuş öyle veya böyle Atilla Turan ve Erkan Kaş var. Abi senin sol bekteki denediğin adam 11'de niye yok? Tamam dedik ki biz, bak dedik ki burada Erkan'la Atilla Turan performansı çok düşüyor. Ama buna hiç oraların adamı olmayan birini denediğiniz zaman intihar edersin bir. İkincisi yediğimiz golün ilk 12 dakikada maç ne zaman, nerede bitti? Sağ kanattan verilen iki atakta bitti. Kim var orada? Gülen. Levent var diyorsun ben. Bakın şimdi ben çakmaçı ben söyleyeceğim mesela. Çakma beklerle bu işi çözermeye çalışırsan maçı bitirirler işte böyle. Bir de kötü bir offside taktiğine düşersen dünyanın en yetenekli çizgi işini yapan Soldado'ya bunu yaparsan Fernando'ya yaparsın. Burak'a yaparsın. Ama Soldado'ya yapamazsın. Yaptığın zaman seni 15 dakikada maçı bitirir. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Evet. Baştan sonra Sumidik hatasıdır bu maçı. 3-7-8 Umut Tekfurat. Kadro istersen bir yazı ver. Umut Tekfurat olarak oynadı. Onun için hemen açayım istersen. Genelde telefon açmıyorum ama. Güray, Kana, Levent defansta zaten. 3 stoper olarak ellerinden geldiği kadar bir şeylere kaçarsa. Önlerinde Varela ile Mendes oynadı.
Şamil Espinoza ortada göbekte aldılar diye biliyorum. Mustafa, maçın son 10 dakikasını Varela Sabek yap görevindeydi. Hatırlıyor musun? Şimdi bakalım. Şumidika öncelikle niye 3 stoperle oynadığını dile getirdi aslında. Ben geçtiğimiz hafta şunu söyledim. Öncelikle Vedat'ı tebrik ediyorum. Benim korktuğum bir Vedat olmadı. Yok. Ben Vedat'tan korkarken asıl korkulması gerekenleri unutmuşum. Hayır. Sahadaki diğer 10 futbolcudan korkmam gerekiyormuş. Bunu anladım. Niye diyeceksiniz? Vedat tecrübesizdir. Kaleye her gelen top mutlaka gol olur dedim ben. Ama bunların hepsinin defansın hataları veyahut da arkadaşların hatalarının olacağını hiç düşünmedim. Şimdi Vedat için doğru. Deneyimsiz dedik ve hoca dedi ki maç sonrasında ben doğru 3 stoper oynadım. Ve 3 stoper ilk defa oynuyorum. Ve kalecimin acemiliğini en azından bu şekilde bertaraf edebileceğimi düşündüğüm için, yani gelen topları 3 stoperle daha rahat kesebileceğimi düşündüğüm için, kaleye top fazla gelmesin düşüncesinde olduğum için böyle bir oyun taktiği oldu dedi. Tabii 3-6-1 sistemi diyoruz. 3-6-1 sistemi dünyanın neresine var diye soruyorsunuz. Yoktur ama mecbur kalınca bir şey de diyemiyorum. Ağzım açam yok. Çünkü Vedat konusunda ben de korktum işin gerçeği. Yani ben de bir teknik adam olsaydım Vedat'ın topa ulaşamaması için elimden geleni yapardım. Bu bir. İkincisi, şunu söyledim. Hafta içerisinde idmanlara tam olarak çıkmayan hiçbir arkadaşımın sahada 11'de yer vermeyeceğim dedi. Bakıyoruz. Sapunları cezalı. Lung cezalı. Lopez 2 gün öncesinde sakatlandı. Ki bal ödeme olduğu için oynayamadı. Peki diğer oyuncular dediğimizde, diğer oyunculara bakıyoruz. Güray, ben de izledim idmanlarda. Güray varını yolladı dedim ki ya bu Güray dedim herhalde Fenerbahçe'ye bu tarafa gol atar. Yani böyle bir idman oyunu, idman yapıyor. İlk maç aklına geldi. Evet tabii. Yani öyle bir idman yapıyor yani böyle Güray. Varela dersen yine aynı şekilde parçalıyor her tarafı. İdman da bunlar yapılıyor yani. Bakın maçı demiyorum. Sakatlıktan sonra ilk patlamasını Fener'de bekliyoruz. Herkes. Doğru söz. Dedim ki ya peki o zaman nasıl olacak? Bahçe, la Bahçe bir baktım ki son bir gün öncesi sakatlandı. Ne kaldı elimize? Espinoza kaldı. Başka bir şeyin yok. Dört oyuncundan mahrumsun sen şu anda baktığımızda. Espinoza ile Şamil ikilisini koyacağız diye düşünüldü. İnşallah toparlarlar dedim ben. Ben yine söylüyorum. Eğer Kayserispor gerçekten Kayserispor gibi oynasaydı karşısında hiçbir varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe vardı ve bu Fenerbahçe yenerdi. Ama varlık gösteremedi Kayserispor. Ayrı. Peki ne oldu? İlk top 8 dakikada geldi. Bariz offside. Yardımcı hakem bayrak kaldırmadı. Gol oldu. 1-0'dan sonrasında herkesin modu düştü. 12. dakikada bir bakıyorsunuz ki yine bir gol geliyor. Yine kalecinin hatası yok. Defansta Güray'ın hatası. Güray'ın olduğu bölgeden yine gelen top 2-0 oluyor. Bir bakıyorsunuz 3. top yine Güray'ın olduğu kanattan ve 3-0 ilk yarı sona eriyor. Zaten Berat Ali namin oldu 3-0'dan sonra. Peki maça nasıl Kayserispor başladı? İlk 6 dakika Kayserispor'un yaptığı ataklar, dedim ki tamam Kayserispor kendine gelmiş. Ondan sonra maçta hata yok. 6 dakikada Fenerbahçe'yi boğdu. Ne bileyim tam taraftarı coşturdu. 84 dakika yaptı. 8. dakikada offside'den gelen golden sonrasında yıkıldı. Sonra, bir daha toparlanamadı. Sonra hata yok. Şumideka'nın konuşmalarını ben biraz sonra vereceğim. Ne söylediğini. Başkanın konuşmaları onları da vereceğim biraz sonrasında ama ben şöyle bir analiz yaptığımda ben dün özellikle de bu basın toplantısında sormak istedim ama baktım İstanbul basını da var. Fazla Kayserispor futbolcuları rencide etmemek için bu konuya girmedim. Şumidika işte orada diyor ki ben diyor gururuma yediremiyorum. Ben ilk defa böyle bir mağlubiyet alıyorum ve buradan aldığım parayı da hak etmediğime inanıyorum. Bu yüzden görevden ayrılmak istiyorum diyor. Bakın bu bir onurlu insanın söyleyebileceği bir söz diye düşünüyorum ben. Hak etmediğim parayı almam kardeşim diyor. Gerekirse ben gideceğim cezanesi veririm diyor. Ama aynı şeyi futbolcuları görebiliyor musunuz? Şimdi ben o da diyecektim ki ya hocam sen ayrılmayı bırak da futbolcular için neler düşünüyorsun ya? Dünkü, bunu paylaş. Dünkü maçta tek hakede bana göre Vedat'tı. Yani? Elinden geleni yaptı Vedat Kadıç'ı. Şimdi baktığınızda. Niye? Ya bir varlık gösteremeyen orada futbolcu topluluğu var. Ya umutundan defansına yerleştirilen kanasına kadar. Tabii. Hepsinin için söylüyorum ben arkadaşlar. Çok kötüydü. Yani Kayserispor resmen rezalet bir performans sergiledi. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim ne oluyor? Bakın.
Geçtiğimiz haftaki yazılarımda söyledim. Biraz önce Oktay abi de yayının başında söyledi. Ben dedim ki bakın bu bir senaryo. Çünkü geçtiğimiz iki hafta öncesinde Şumi'yle yaptığım röportajda hocam takımın içerisinde gruplaşma var mı buna görüyor musun dediğimde böyle bir şey olursa ayırırım dedi. Futbolcuların gözünün yaşına bakmam onun takımdan ayırırım dedi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını hatırlayınız sevgili izleyenler. Sergen Yalçın takımın başına geçti. Futbolcular geldi. Kayseri Spor önüne geleni dize getiriyor. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı fark etmiyor. Herkese çarpıyor deyim yerindeyse. Ve sezonun ortasında bir baktık ki Kayseri birazcık şöyle bir iyi puanlar aldı. Sonrasında bir düşüşe başladı. Sergen çözüm bulamıyor. Sadece futbolcular koşmuyor. Ne oldu? Sergen Yalçın gitti. Futbolculardan artık albaylık rütbesi olanlar ellerine değneği alıp saha içerisinde arkadaşlarını yönettiler. Sergen aslında fitne fücurun başlarını tespit etti ama kendisinin mal kendisi oldu. Gitti. Kendisine mal oldu. Şimdi durum böyle olunca tabii o dönemde düşme devresi vardı. Yani korkumuz şuydu düşebileceğiz durumundaydık. Bu durumda Sergen kendinin ayrılmasının şansı buldu. Veyahut da böyle bir çare buldu. Ama şu anki Kayseri Spor'da böyle bir durum yok. Yani ne düşme korkusu var ne başka bir şey. Olursa Avrupa Kupası olmazsa ilk 8 ilk 9 olacaksınız. Yani başka bir bunun kaçarı yok. O zaman şimdiye kadar alınan puanlarda başarısız dersem kendimi inkar etmiş olurum. Şimdi başarısız bir adam, teknik adam desem herhalde derler ki ya kardeşim sezonun başında 16-17 tane futbolcu bir araya getirip de kocaman yuh derler ya. Yani 41 puan yakalayan bir takımdan bahsediyorsun derler. Senin amacın ligde kalabilmek olmalıdır derler. Niye? Çünkü 16-17 futbolcu transferi yaptınız ya. Yeni futbolcuları getirdiniz onları kaynaştırıyorsunuz. Ama burada peki çözüm nedir? Çözüm ben bir kez daha söylüyorum. Çünkü bugün başkan futbolcularla ve teknik heyette ayrı bir toplantılar yaptı. Kayseri Spor Kulübü'nde yönetim hocadan bir rapor isteyecek. Almışım bu raporu mutlaka da. Bu işte kimler fiskosun başı kardeşim ve onların direkt kellesini alacak. Benim düşme korkum yok kardeşim diyecek ya. Sizin kellerinizi alırım bu takımda altyapıdan gelen kimse onunla işe bakar. Çünkü gelecek senelerin sağlıklı yapısını ancak böyle kurarsın. Kesin ve katı olacak bu konuda yoksa, yönetim. Yani böyle gözünün yaşına bakmayacak. Tabii. Yoksa gelecek senenin de temelleri sağlam atılmaz. Bu çürüme devam eder. Yani geçen sene tamam Sergen gitti kardeşim de bu sene Şumi gidecek diye bir durum yok. Hocam. Başkan da Şumi'ye sonuna kadar güveniyoruz. 41 puan aldık. Biz herhangi bir şekilde yol ayrımında değiliz diyor. 41 puanın da büyük katkısı var. Hocaya inkar etmek olur o zaman. Doğruları inkar edemeyiz. Biz sadece kontrolü yitirmesinden bahsediyoruz. Bak Oktay abi ben bizi izleyen taraftarların da en azından bunu bilmesi için söylüyorum. Sahada Kayseri Spor'daki futbolcular varını yoğunu verirler. Ama mağlubiyetler alırsın. Derim ki o zaman ya bu Şumi ya oyuncu değişikliklerini bilmiyor ya taktiksel olarak takımları çözemiyor derim. Şumi Kayseri Spor'a yetersiz derim. Böyle bir durum olur derim ki amenna futbolcunun kabahati yok. Ama Allah aşkına ikinci yarı itibariyle sahada Kayseri Spor'daki hangi futbolcu etkili oldu abi? İlk yarının bitimi ikinci değil. İkinci yarı için söylüyorum. 18. haftadan itibaren. Evet. Belli zaten skorları söyledim ben. Hiç yok abi. Hocanın taktiksel hatası mı bunlar? Hepsini ona fatura edemezsin. Yanlış oyuncu değişikliği mi abi? Değil. Peki oynamayan veya futbolcunun tam olarak kendini oynamadığı kaç maç vardı abi? Şu anda hadi 10 maç oynasa ikinci yarıda kaç maç olmuştur abi? En az 8 tanesinde tabii. Bu futbolcular oynamadı. Bence var ya bak oyuncuların birçoğu ununu elemiş de eleğini asmış vaziyette. Hoca onu söylüyor sen. Gelecek senenin transfer pazarlıklarını yapıyorlar. Kafalarına bitirmişler. İsim de sayabilirim hepsini. Şu anda saymak istemiyorum. İyi gidişat daha kötü gitmeyelim. Ya şöyle bir şey var ya. Hayatının en büyük şansını yakalam. Tüm rakiplerin yenilmiş. Trabzon'undan işte Göztepe'den bir yenilme Malatya galip gelmiş. Sivas'ına kadar seni sıkıştırıyor. Ya arkadaş tam Avrupa kupalarına adım atacaksın. Bugün 5-0 yenildiğin maçta onurlu mücadele yapsam ben sana dedim gamenla. Geleceğe ışık tutarım. Sen tutup da döndüğün zaman futbolcu dedin ya kaleci Vedat olmasaydı. Yok öyle bir şey. Suçu yok ya çocuğun ya. Hiçbir suçu. Final paslarına müsaade ettiğin anda karşında dev gibi tecrübeli oyuncular var. Giuliano'sudur, Soldado'sudur vesairedir işte. Atıf 50 tane kaleci olsa çıkartamaz adam çaktı mı vurdu. Gördü. Çakın hocanın yanlış 3-6 birini Aykut'a gerek kalmadı. Oyuncular kendi içinde çözdüler zaten. Fazla sıkmadılar.
Ama bunu da söylüyorum. Yanlışı bir yere kurar. Bakın yine bir şıkan. Ya oho 3-6-1'in içinde oynayan 10 tane adam var. Yani 20 tane ayak, 10 tane baş. Ya biraz ya. İnsana biraz el insan, utanma olur ya. Hiçbir şey değil. Kayseri Spor'un değeri, forma aşkı falan filan. Paranın hakkı uğruna vereceksin. Bu bir nankörlüktür. Bu bir takıma ihanettir arkadaş. Ben bunu kabullenemem. Onurlu mücadele, 10-0 yenil, alkışlatırım. Bakın bir şeye daha geçiş yapıyorum. Koskoca Fenerbahçe maçında tribüne istediğin seyirciyi çekemiyorsun. Biz 3 hafta evvel ne dedik sana? Seyirci anlıyor senin futbol oynamadığını. Diyor zevk ki yok, kafasında ben neyi seyredeceğim? Arkadaş zevk. Bana sunulan zevksiz bir şey. Ben şehrin merkezinden kusura bakma da Kadir Has'a gelmem diyor. Bu tehlikeyi de söyledik. Terapi diyorsun. Erol Bey yönetimi terapiyi bana göre geç kaldı. İnşallah o açını da kapatır. Ama diyorum ki geri kalan tüm maçlarda herkesin eline kızılcık sopasını alacak yöneticisi. Kimseyi affetmemesi lazım tabiri caizse. Yoksa biz gidebileceğimiz yer geri kalan maçlarda gene en fazla 5 puandır. Bak buraya yazıyorum. Bir 5 puandan daha fazla alamazsın. Bugün olur 46 puan. 46 puanın da yeri 9'da 10'unculuk sahadır. Geçmiş olsun. Ama ve lakin 46'ya da razıyım. Çürümeyi önleyecek müdahaleler yapacaksın. Çürümeye neden olan futbolcusunun gözünün yaşına bakmayacaksın arkadaş. Bakarsan yine seni böyle anlarda tepe koyar oynatır tabiri caizse. Çünkü bu noktaya geldik. Biz burada söyledik. Bakın ne dedik? Ara transfer grubu, Roman grubu, kıdemli siyahiler, yeni siyahiler, kıdemli beyazlar, kıdemsiz yerliler. Pardon beyaz demeyeyim yerliler. Bakın 5 tane olası grup var. Bunlar geçen senelerde bir kelle kopardı. Bunu Erdem Kemaloğlu gibi insanlar çözemez. Bu işin 15, 20, 30 senede bu işin içinde olan Erol Bedir ve ekibinin müdahil olması gerekir dedik. Vallahi geç kaldı. Bunu kime bıraktılar biliyor musunuz? Sumidika'ya bıraktılar. Sumidika Türk futbolcusunun yapısını bilmiyor. Türk futbolunun yapısını bilmiyor. Sahadaki 90 dakikayı biliyor. Antrenman tekniği. İşte gördün mü faturası bu oldu. İyi ki 5-0. Kötüden ders çıkarır. İnşallah bu bir hayırlara vesile olan bir 5-0 olur da aklını başına alır bu takım. Almazsa biz gene geleceğiz burada sert sert. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun demeye devam edeceğiz. Evet, ne yazık ki bunları söylemeye devam edeceğiz ama hemen şöyle baktığımızda bakın ben biraz önce Oktay abinin söylediği gibi Oktay abi diyor ki kızılcık sopasını alırsın diyor. Ben Konya maçı sonrası ne dedim abi? Kırılmaz bir değneği alırım. O futbolcuları Boğaz Köprü'ye kadar kovarım diyor. Bakın bunu ben Konya maçı sonrasında söylemişim. Evet. Hatırlıyorum. Ondan evvel de söyledim. Bursa Antalya maçı sonrası söylemişim. Bursa maçı. Bursa maçı sonrası söylemişim. Ya kardeşim Allah aşkına utanın artık ya. Biz yeni Malatya maçında işaretleri almıştık aslında. Kötüye gidiş. İnsan utanır abi ya. Bu şehirde dolaşmak için insanın birazcık bu şehrin ekmeğini yediğiniz için ona da bir emek harcamanız gerekir ya. Bakın abi bakın bir şey örnek vereyim. O kadar rahat bir şehirde yaşıyorsunuz ki aslında kıymetini bilin. Gece ben dışarıdan geldim. Programları izliyorum tekrar. Şey maç Trabzon basınının yansımalarını sabahleyin izledim. Trabzon basını öyle yazılar yazıyor ki şahsiyetine hakaret ediyor. Arıza belli yazmış. A'yla belliyi kırmızı yazmış. Rıza yazmış. Rıza'ya da böyle tepside 3 puan ikram eder tarzında koymuş. Ruhunu satan teknik adam. Beşiktaş'la ilgili şampiyon olsun diye laf etti ya. Ya futbolculara Burak'tan tutun. Burak diyor ki ofsayt Katar'ı yolla gezerken şapsik gezerken Gomez dalga geçiyordu diyor. Bunu diyen Karadeniz basını, Trabzon basını. Sokağa çıkmaz ediyorlar 70'lik dedesi, 70'lik ninesi. O kadar rahat bir şehirde yaşıyorsunuz ki baskınız yok. Ya kıymetini bilin buranın ya, kıymetini bilin. Doğru söylüyorsun. Kimse sana kızılcık sopası almadığı için, seni sokağa çıktığın zaman ağır eleştirmediği için sen bu rahatlıktasın. Buna müsaade edilmemeli. Tamam, şuna karşıyım. Saha dışı içi olaylarındaki o çakıma katma olayları da hiç tasvip etmem de futbolcuya fiili, sözlü saldırı değil. Ama
futbolcu şunu bilmeli. Taraftar baskısını hissetmeli abi. Buna 12. adam gücü derler. Bahsetmezsen yazık değil mi abi? Maçın başlarındaki o görüntüleri izledim. O teşvik eden, takımı çağıran, üçlü çektiren. Onlara yazık değil mi? Karda kışta seni dışarılarda da takip ediyor. Ve bu arkadaşların hepsi asgari ücret, asgari ücretin altında. Belki de işsiz olan kimisi insan. Kimisi üniversite öğrencisi de. Üniversitede baba harçlıklarıyla alıyorlar. 15-20'yi veriyorlar. Ve orada masraf ediyor. 50-100 lira para vererek oraya maça geliyorlar. Siz tabii kusura bakmayın ne güzel abi. Yenilsen de 10 bin euro. Kazansan da 10 bin euro. Ne güzel dünya. Yani çok başka şey. Bir şey söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. İnsanların birazcık daha bu konulara dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, hemen şöyle bakıldığında başkanın ve Şumidika'nın konuşmaları var. Oktay abi istersen bunlardan gidelim. İzlenimler olsun diyoruz. Bunları da tabii ki konuşalım, yorumlayalım. Mesela öncelikle başkanın konuşması var. Bir başkanın konuşmasını izleyelim. Sonrasında Şumidika'nın konuşmasını bakıyorum ama arkadaşlarımız tabii ki bu konuda bizden yardımcı olsunlar diyoruz. Biz biraz sonrasında da şimdi hazırsa eğer tabii ki söyleyelim. Onu izlemek için hemen söz onlara atmış olalım. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı sonrasında kulüp başkanı Sayın Erol Bedir açıklamada bulundu sevgili izleyenler. Bu açıklamaları isterseniz şimdi izleyelim. Arkadaşlarımız hemen aktarsınlar. Sonrasında biz yorumlarımıza devam edelim. Bu tip maçlarda başlangıç çok önemli. Ben dışarıdan veya televizyondan tekrarında ilk golün offside olduğunu gördüm. Onun 15. dakikada önce bir offside gol, sonra bir şanssız bir gol. Tüm oyun planımız alt üst oldu. Ama mağlubiyeti kesinlikle offside gola veya başka bir şeye bağlamıyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yoluna devam etsin. Başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Bu çocuklar çok maç kazandılar. Bir maç kaybettiler. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu fazlasıyla telafi ederiz. Biz hedeflerimizden kopmadık. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Şimdi galibiyetlerde soyunma odasına girmem pek. Ama şimdi önce soyunma odasına gittim. Oyuncularımla konuştum. Hocamı teselli ettim ve şu dakikadan itibaren biz Trabzon maçına hazırlanıyoruz. Bu şehir inansın. Oyuncularım inanıyor, ben inanıyorum, hocamız inanıyor, tüm Kayseri'yi sevenler inanıyor. Bu takım Avrupa'ya gidecek. Bir maç kaybetmekle veyahut da ağır bir skorla yenilmekle tabii ki üzülüyoruz ama hayat devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum. Evet, bazı tribünlerden oyunculara bazı laflar atıldı. Su şişesine atıldığını falan gördüm. Ama nedense kesinlikle tasvip etmiyorum, doğru da bulmuyorum. Ama nedense Türkiye'de 3-4 futbolcu aynı şeye uğruyor. Acaba tüm suç taraftarda mı, yoksa bir tahrik unsuru mu var? Bunu da oyuncu kardeşlerimiz biraz düşünseler iyi olur. Onlar da düşünseler iyi olurlar. Duymadığım için tahrik ne olduğunu bilmiyorum ama her maçta, her statta, her şehirde aynı 3-4 oyuncuya Türkiye Ligi'nde bu şekilde hareketler seyir zevkini de bozuyor, keyfimizi de bozuyor, motivasyonumuzu da bozuyor. Belki oyuncuların moralini de bozuyor, onlar da üzülüyorlar. Ama ne olur onlar da biraz kendilerine dikkat etsinler. Tabii ki kesinlikle bütün bunlara rağmen taraftarların yaptıklarını da tasvip etmiyorum. Başkanım, ilk maçta Emre Bol'la yaşamış olduğunuz süreci siz motivasyon aracı olarak değerlendirmiştiniz. Evet. Acaba ilk maçta 3-3'e gelmişti ve santrası olmayan bir golle beraber bitmişti maç. Evet. Bu da Fenerbahçeli futbolcular için bir motivasyon olmuş olabilir mi? Yani ilk maçı rövanş olarak görmüş olabilirler mi? Artı bir motivasyon gördünüz mü Fenerbahçe? Valla olabilir, onlara sormak lazım ama ilk 10 dakikada bizim kaçırdığımız pozisyon gol olsaydı herhalde ters motivasyon olacaktı. Evet. Top kaleye girmedim, her şeyi konuşmak kolay. Ben onun öyle olup olmadığını oyunculara sormak lazım, Fenerbahçelilere. Onları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Biz yenildik. Ağır bir mağlubiyet aldık. Ama demin de dediğim gibi hayat devam ediyor. Öbür maça bakıyoruz. Evet, Başkan Erol Bedir'in konuşmalarını kısaca izlemiş olduk sevgili izleyenler. Başkan Erol Bedir diyor ki biz hedefimizden sapmadık kısacası. Biz gidebildiğimiz yere gideceğiz. Gerçekleştiremesek, Avrupa Kupası gerçekleştiremesek de diyor. 7-8. sırada oluruz diyor. Yolumuza bakarız diyor. Biz başarılı bir takımız şu ana kadar diyor. Bir maç kaybetmekle de bir şey olmuyor diye de aslında çok farklı bir de bir ne bileyim mesaj veriyor. Ya Mustafa, bir maç kaybetmiyorsun. Birçok maçı kaybetmiş. O Fenerbahçe'ye götürüyor yani. Sadece Fenerbahçe'yle, evet, değil. Fenerbahçe'den önce de maç kaybetmişsin.
kutluyorum. Ya bakın 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik almışsın. Yani ikinci yarının performansın yerlerde sürünüyor. Kayserispor daha evvel rakibi çıktığı zaman gücünün test ettiği ne durumda olduğunu bilecek çok güçlü bir rakipti ve korkulan bir ekip. Şimdi de sıradan böyle giderse averaj takımı olup umut dağıtan, iyi ki Kayserispor'la bu fikstürde maçımız var denilen takım olmaz, doğruya doğru gidiyor. Senin bir söylediğin hani can suyu takımının bir ötesidir bu aslında. Buraya gidiyor. Bir maçla hedef ne zaman saptık biliyor musunuz biz? Akhisar maçındaki kupa maçını kaybettiğimizde biz aslında iki yönde de Avrupa hedefinden vazgeçmiş, işi birazcık rahvan atışı ya patinaja sürüklemiş. Şimdi emareleri bunu yazıyor. Bu durum var. Gidişat iyi değil. Ha, temenni güzeldir, iddia güzeldir. Tamam biz sezon başında dedik ki 5 sene boyunca 5-7 arasında yer alsın. Avrupa kupalarına katılıp katılmaması beni çok ilgilendirmiyor. 5-7 arasında devamlı yer alacak bir takım kurduğun zaman 100 küsür milyon lira, 120, 130, 140, 150 bazen 200 milyon denilen borç trafiğini ancak düzeltebilirsin. Buna amene. Ama bakın bu tip oyunla, gelecek sene olursa, bu tip yapılanmayla, bu tip fitne ficurcu futbolcularla, bunların çürümesine müsaade etme oyunlarına alet olmamak olursanız gelecek sene o 5-7 hedefi olmaz. Onun için sağlıklı yapılanmak lazım. Şimdi önümüzdeki haftalara bakın. İddia güzel. Hedeften sapmadın. Ama bakın şöyle bir şey var. Elindeki malzeme, son haftalarda oynadığın oyun bu hedefi gerçekleştirebileceğine konusunda bana güven vermiyor. Evet. Çünkü biraz sonra fikstürü okuyacaksın. İnanılmaz derecede zor bir fikstür var. Herkes senin ayağına çelme takacak rakiplerle oynayacaksın. Kimse Beşiktaş'ı kimse falandır. Ya öyle kolay değil artık. Ve yine söylüyorum, yine sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Bu işin ikinci yarısı, birinci yarısı cennettir. Haşa, ikinci yarısı cehennemdir. Çünkü şeytanların sofrasına düşüyorsun. Bir şeytan değil. Şeytan sofrasında sana olmadık ayak oyunları yapılıyor. Saha içi ve saha dışı. Ve haftanın öncesinde dedik ya, hafta öncesinden maçı hazırlıyor bazıları. Seni nasıl bertaraf edeceğin. Sen bu oyunlara düşeceksin. Biz bunu uyardık. Ha bunu Şumidika bilemeyebilir. Haydi futbolcu umursamayabilir. Ya kardeş sen Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı. Ve geçen senelerden beri de Süper Lig'in ciciğine kadar derler ya, ciciğine kadar bilen bir yönetimsin. Bunu neden ikazlarımıza kulak ardı ettin? Ben o yüzden yönetime bir parça kızıyorum. Çok iyi şeyler yaptı. Bir yere koyarım. Ama affedilmez hatalar da yapıyor. Affedilmez hataların faturası, bakın tarihin en ağır yenilgisini aldık. Fenerbahçe'den. Bu beni üzüyor. Ben bunu kabullenemiyorum. Hele böylesine silik, sıradan 10 tane adam 90 dakikayı doldurmak için sarı kırmızı formayı çakmış, bitse de gitsek havalarında. Böyle tribüne oynayan hareketlerle. Dikkatini çekti mi Fenerbahçe maçından son şöyle 72 dakikalar falan baktın şöyle bir. Fenerbahçe zaten top dolaştırıyor. Yani olay çektiriyor ki kıyarız kendi şeyine. Tabi o geç. Baskı yapmadı Fenerbahçe. Kayserispor'da hiç yani bakıyorum şöyle bir yani topa gireyim alayım yani mücadele edeyim baskı yapayım hiçbir şey yoktu yani. Yani siz de orada topunuzu çevirin biz burada da vakit geçirelim ağzına dönmüş. Yani doğru. Hakem düdüğü çalsa bize der gibi durmuyor. Yani, yani bakın İngiltere Ligi'nde veya dünyanın başka liglerinde 3-0 falan filan hikaye abi. 3-0'dan 4-3 maçlar dönüyor. Dönmez diye bir şey yok. Senin 2-0'dan sonra belki de sıkıştıracağın bir şey de belki o planı bozacaktın. Buna da müsaade. Sen her şeyi kabullendin abi. Fenerbahçe nasıl olsa kalenin arkasında savunma hazır. Kalede Vedat vardı. Ne yapar kardeşim? Futbolcuya şimdi sorsan Vedat olmasaydı farklı. Yok ya sen ne yaptın? Bir tane hatan yok ya. 12'den sonra. Bak abi ben bu başkanın açıklamasından şunu çıkartırım. Başkan maç sonrasında pek fazla bizim gibi ferdi davranmıyor. Yöneticilik yaptığı için yani. Asıp kesmiyor yani kimseyse. Biz hemen asıyoruz kesiyoruz ama. Bir Fenerbahçe maçında mağlubiyet alır mıydınız?
Muhtemel. Anlaşılması muhtemel yani. Ya yani yener miydiniz? Yenebilirdiniz eğer iyi oynasaydınız. Yenmedik sıkıntı mi? Yendik. Ama genelde baktığınız ha mağlubiyetlere mi karşı karşıya kalıyorsunuz? Doğrudur. Performansını bildirinsin futbolcuların. Oynamadığını bildirinsin. Böyle bir duruma karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunu söylüyor ama şu var. Doğru. Hiçbir şey bitmedi. Şu anda kalan maçlarımız var. Senin de biraz önce söylemiş olduğun gibi kalan maçlarımızda biz kimlerle karşılaşacağız? Bakın. Ben hemen şöyle bir ligdeki geri kalan haftaları istesem. Bu hafta Trabzon'a yapıyor muyuz abi deplasmanda? Evet. Trabzon'da maçımız var. Hemen geliyoruz. Trabzon'a yaptıktan sonrasında, ondan sonrasında hafta Gençler Birliği'ni misafir ediyor muyuz? Gençler Birliği ligin altında biliyorsunuz. Onu misafir ediyoruz. Hemen daha sonrasında deplasmanda yine Başakşehir'le karşı karşıya geliyor muyuz? Şampiyonluk için koşan takımlardan bir tanesi. Ardından Alanya Spor'u misafir ediyor muyuz? Ardından Kayseri Spor yine şöyle bir bakıldığında deplasmanda Beşiktaş'a gidiyor mu? Daha sonrasında Kayseri Spor Akhisar'la belki de en rahatlarından birisi diye düşündüğüm maça çıkacak mı? Yani konuk edecek mi? Son maçımız ise Kayseri Spor deplasmanda Malatya Spor'la. Şimdi son iki maçı çıkalım. Son iki maçı çıktık. Peki. Böyle çıkalım. Yani bu 5 maçta alacağın duruma göre değişecek bir şey. Yani Akhisar zaten puan 34'te ligde kalma. Yeni Malatya'da senin rakibin. Yeni Malatya'ya hesap şöyle bak 37 onu da pek belki bir şey senin yok. Üstüne geçecek. Yani. Belki altındayken oynayacağız. Bu belki Avrupa kupalarından çıkma maçımız olacak. Çok belki. Güzel olacak. Yani. Fakat şimdi bu işte şöyle baktığınız zaman bana en kolay gelen maçı söyleyeyim sana. Trabzon deplasman. Ya olur mu diyorsun? Evet olur. İki yaralı atsan ama daha ağır yaralı ve artık tribünün rızayla irtibatının ki Rıza Çalınbay'la ifade belki de son haftası olacağı bir maçtır. Çünkü Karadeniz basını, Karadeniz insanı bizim gibi tahammülkar değil. Adam var ya öyle bir öldürüyorlar ki işte biraz evvel beyanatları okudum. Şu maçtan sonra baktığınız zaman ya Gençler Ateş Çemberi'nde Başakşehir, Beşiktaş zaten şampiyonluk peşinde. Şampiyonluk peşinde. Alanya'da gençler de birbirlerinin üzerinde can ve Atikeriz'in sıkıştırmasından kaynaklı sıkıntı yaşıyor Osmanlı Spor. İnanılmaz derecede kötü bir fikstür. 5 puanı şu haliyle bana deseydin ki 11-12. Haftalardaki Kayseri Spor, ya bunlar ne abi ya bunlardan ben Beşiktaş'ta Başakşehir'e birer puan yazarım. Trabzon'a 3. 3 gençler bile 3 Alanya 9 10 11 yazarım. Akhisar'a 3 yazarım. Evimde deplasmanda değil mi o? 1 yazarım. Evimizde. Deplasman Malatya. Ha, 3 yazarım. Bir de bunu sonraya bırakırım. 3 6 9 11 Trabzon 3 6 9 12 13 14 Malatya maçına gelirim. Şimdi bana desen ki ihtimal dahilinde en iyi alabileceğim puan Akhisar'a kadar 5 puan alırsak selamun aleyküm. Bunun da işareti gerçekten Sumidika'nın dediği sopayı gösterme, yönetimin tek tek terapi yaparak artık bambaşka bir Kayseri'yi seyretmezsek ahtımız ve andımız olsun tarzında bir cümleydi o. Yani gereği yapılacağını bakacağız Trabzon'a. Trabzon maçında da aynı terane devam ediyorsa ben sana diyeceğim ki geçmiş olsun bu sene lig bitti bizim için hocam. Ve oyuncuları al bir kenara, ver altyapıdaki. Gelecek senenin sağlıklı, virüssüz, evet. Bataklıksız takına. Kulübünü kur abi. Aynen. Yoksa sonumuz Erciyes Spor olur. Aynen katılıyorum. Efendim bu arada tabii ki teknik direktör Şumidika'nın da konuşmaları var. Onları alacağız ama arkadaşlarımız tabii ki zamanımız varsa. Var mı arkadaşlar zamanımız? Reklam sonrası mı alalım diyorsunuz? Peki o zaman şöyle bir hemen arkadaşlarımız reklam sonrası alalım diye uyarıyorlar bize. O zaman bir saha yani reklam arası mı var şu an? Reklam tamam. Arası var. Reklamlarımızın ama tabii söyleyeyim ben. Şu saha içi olayları. Evet. Tamam Volkan sevimsiz bir adam. Emre sevimsiz bir adam. Bu konu ulusal basına da aksetti. Erol Bey'in açıklamaları mantıklı. Yani 500 tane futbolcudan 5-10 tane her standa tepki doğru. Olan evet. Kişilerden evet. Bir de kendi aynaya baksın. Bana fazla başkan konuşuyor. Evet, doğru. Bunu köşende de yazılacaksın. Abi ama yalnız hiçbir şey senin sahanı kapatmaya ağır para cezası vermeni gerektiren olayların sebebi olamaz. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Hemen kısa anlatayım. Federasyona disipline gittiğiniz zaman Fenerbahçe'ye 5000 lira yazarlar. Sana 300 bin lira yazarlar. Fenerbahçe 300 bin lira az paradır. Senin yüreğine oturur. Ya arkadaşlar şu kale arkası veya kayıp Fenerbahçe'de şu küfür ile,
Şu hele hele yabancı madde atma UEFA'nın en çok dikkat ettiği şey. Bıçaklar çakıra. Umut Bulut maşallah pet şişe topladı arkada ya. Ya artı Volkan kendisi bazı şeyler teslim ettiğini, kesici aletler teslim etti. Fırsattan, durumdan vazife çıkarmış Sayın Volkan. Şey yanında dördüncü hakemleri vermiş. Onlar eğer zapta geçerse sıkıntı var. Zaten bir sabıkamız var ceza almaktan dolayı. Ya arkadaşlar bu kulübü sevmek ceza vermeden sevmek, ceza verdirmeden sevmektir. Erciyesspor'un taraftarlarının UEFA'da en centilmen ödül almasının sebebi neydi? Hiçbir saha olayı, tribün olaylarından ceza almadıydı. Hiçbir şey şahsına küfür, kulübüne zarar verecek eylemin müsebbibi olamaz. Bu Volkan da olsa, başkası da olsa. Buradan men ediyorum. Daha evvel de biliyorsun, hatırladıysan tribünde şey saha dışında saldırı olayı olmuştu bir grubun. Evet. Onu da tahsis edelim. Lütfen birazcık daha dikkat edelim. Çünkü zor bir süreçten giriyoruz. Bir tek seyirciye ihtiyacımız artı bir tek kuruşa ihtiyacı olduğu bir kulüpte kulüp burası. Bu arada tabii ki tribünlerle ilgili de benim söylemlerim olacak ama bunu maçın hemen ortasında söyleyeceğiz. Taraftarların özellikle yapması gerekenler var. Çünkü biz basın tribünde çok büyük sıkıntı yaşadık işin gerçeği. Onları da aktaracağız biz bunların ne olduğunu. Ama şimdi arkadaşlarımız kısa bir reklam arası diyor. Sevgili izleyenler reklamlarımızı izliyor ama reklamlardan sonrasında ise hemen teknik direktör Şumidika'nın konuşmaları var. Şumidika'nın konuşmalarını da izleyelim. Sonrasında Şumidika'nın bu konuşmalarına göre de notlarımızı kısacası yorumlamaya çalışalım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoje depois de 10 minutos estava 0-2. Maç hakkında konuşmaya başlamadan önce alışkanlık haline getirdik. Maça 1-0 geriden başlıyorduk. Bugün ilk 10 dakikada 2-0 geriden başladık. Depois é difícil voltar. Daha sonra tabii ki 0'dan geri gelmek zor. Nunca na minha vida no 3 anos eu não perdi com este score. Ya teknik direktörlük kariyerimi başladığımdan beri böyle bir mağlubiyet görmedim, böyle bir skor elde etmedim hiçbir zaman. Mas acontece. Ama bunlar oluyor. Eu nunca chego aqui falar mal dos jogadores. Ben buraya çıktığımda hiçbir zaman futbolcularım hakkında kötü söz söylemedim. Mas hoje eu esperava mais do coração deles. Ben bugün onlardan daha fazla beklerdim, daha yürekten oynamalarını beklerdim. Porque é muita diferença da primeira volta quando estamos a jogar com coração. Agora estamos a pensar que acabou o campeonato. Bazı oyuncularım herhalde ligin bittiğini düşünüyor. Çünkü ilk devre ile ikinci devre arasında gerçekten çok büyük fark var. Ligin ilk devresinde oynadığımız futbolda oyuncularım yürekleriyle oynuyordu. Şimdi ikinci devrede ise ligin bittiğini düşünüyor. Às vezes eu respeito muito a pessoa de Kayseri. Kayseri halkına gerçekten çok saygı duyuyorum, seviyorum onları. Hoje eu tenho muito vergonha à frente de tudo pessoa do Kayseri. Kayseri halkının önünde bu skor gerçekten beni utandırıyor, utanıyorum buraya çıkmaya. Acho que é momento muito delicado para minha carreira. Benim kariyerim için çok hassas bir gündü herhalde bugün. Esta noite vou pensar. Bu akşam düşüneceğim. Porque assim não dá para trabalhar. Bu şekilde çalışmaya devam edelim. Eu sou uma pessoa honesta. Dürüst bir insanım. Uma pessoa que não quero ganhar dinheiro se eu não merece. Eğer hak etmediğim bir parayı kazanmak istemeyen bir yapım var. Sempre eu falo à frente de toda pessoa. Her zaman yüzüne konuşan biriyim. Nunca falo para trás. Hiçbir zaman arkasından konuşmadım kimsenin. Mas para mim hoje foi uma grande vergonha. Ama bugün gerçekten benim için çok büyük bir utanç oldu. Tamay pode dizer que metade da equipa não jogou, como Thiago Lopes, Sapunaro, Lung, Badji. So, quase metade da equipa de não jogou hoje, por isso eu queria jogar com três centrais para acoperir Vedo porque era o primeiro jogo na primeira liga. Bugün takımın neredeyse yarısı oynamadı. Thiago Lopes, Badji, Sapunaro, Lung,
Bunlar eksik oyuncularımızdı. Neredeyse takımın yarısı eksikti. O yüzden üçlü defans, üçlü stoper düşündüm. Vedat'ı daha rahatlatmaları için üç stoper koydum Vedat'ın önüne. Benim düşüncelerim bunlardı. No foi culpa de sistem. Bence sistemin bir hatası. Porque recebemos dois golos. Como uma paz de 50 metros. Bir tanesi 50 metreden gelen bir top. E soldado. Soldado aldı topu. Ta un contra cuatro. Dörde bir. E Marco. Gol attı. Esta no sei si pode treinar. Bu şekilde antrenman mı yaptılar bilmiyorum. Quando un contra cuatro. Dörde bir. Seconda parte. Trucai. 4-2-3-1. İkinci devre 4-2-3-1'e döndüm. Igual. Aynı şeydi. Devam et. Igual. Mas esta é minha problema. Tacticamente não quero falar mais. Taktik olarak daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu benim sorunum. Quero dizer obrigado para todos. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Eu no Turquia senti muito bem até agora. Türkiye'de gerçekten çok iyi hissettim kendimi. É uma país que eu gosto muito. Çok sevdiğim bir ülke. Quero tiver uma reunião com o presidente. Başkanla bir toplantımız olacak. Porque eu tenho uma pena, eu tenho uma dor no coração. Çünkü acı var bir yüreğimde, bir sızı var. Eu gosto muito de futebol. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Às vezes eu faço erradas. Bazen hatalar yapabiliyorum. Eu não sou Mourinho, não sou Guardiola. Ben bir Mourinho ya da Guardiola. Sou Schumudiga, às vezes faz erradas. Ben bir Schumudiga'yım, bazen hatalar yapabiliyorum. Mas só quero dizer uma coisa. Se tiver uma fotografia 9 meses antes, quando eu chegava aqui, e uma fotografia agora, quanto branco? Eğer ben buraya gelmeden önce, 9 ay önce, saçlarımı karşılaştırırsanız daha fazla beyazladığını siz de görürsünüz. Porque eu não dormia. Çünkü uyumuyordum. Eu trabalhei muito para esta equipa chegar no sexto lugar. Com 18 jogadores novos. 18 yeni oyuncuyla çok fazla çalıştım. E fazemos 41 pontos. Ve 41 puan elde ettim. Encontrei jornadas antes de acabar campeonato. Estamos matematicamente na primeira liga. 10 maç kala, ligin bitimine 10 maç kala matematiksel olarak takımı ligde tuttuk. Tamam, quero dizer desculpa para adeptos. Taraftarlardan da özür diliyorum burada. Desculpa da Schumudiga. Schumudiga olarak özür diliyorum kendi adıma. Amanhã é outro dia. Yarın başka bir gün başlıyor. Vamos ver que acontece. Bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Mas eu tô muito, muito chateado. Gerçekten canım çok sıkkın. Porque eu tô longe de minha família. Ailemden uzaktayım. E no Kayseri. Porque muita gente aqui está vivendo no Kayseri. Buradaki çok kişi Kayseri'de yaşıyor. Não tens outra ocupação para fazer. Başka bir uğraşları yok. Eu não bebo. Ben içki içmiyorum. Não fuma. Sigara içmiyorum. Não está perder noite com outras mulheres. Kadınlarla yatıp kalkmıyorum. Bir gece hayatım da yok. Eu só faço futebol. Sadece futbol yatıp futbolla kalıyorum. Pode errar. Hata yapabilirim. Desculpa. Özür diliyorum. Okay. Hocam bir şey soracağız. Bu kararı anladığımız kadarıyla göre bırakıyor. Bu kararı sadece bugünkü maçla mı ilgili yoksa geçmişten gelen olayların bir içeriği mi? Este Boseta, parece ki Boseta, Narkan Durçin'i tayındayım bu ara. Por causa desse jogo, último jogo, ou tinha esses todos os jogos? Não, segunda volta jogamos muito mal, menos de primeira volta. İkinci ligin ikinci devresinde gerçekten çok kötü oynadık. İlk yarıdan daha kötüydük. Jogamos muito mal. Çok kötü. Muito mal. Para mim, eu não estou habituado. Eu últimos dois anos na Romênia ganhei campeonato, ganhei Supercopa, metei dois anos seguidos fora West Ham United. Com Bilic treinador, e também qualificar da Grupa de Europa League com Roma, com Pilsen, com Austria Viena. Avrupa Ligi'nde bu saydığım takımlardan grubundan çıktım. Çıktığım turda da West Ham United'i eledim. Sizin tanıdığınız, bildiğiniz Bilic vardı West Ham'ın başında. Romanya'da şampiyonluklar kazandım 2 sene üst üste. Romanya Süper Kupası'nda kazandım.
bu sadece bu maçla alakalı bir değil. Yo no sou uma pessoa que vai assim. No, eu sou uma pessoa assim. Ben böyle kıvrak bir işine sahip değilim. Bildiğin gibi konuşurum, düz şeyleri söylerim. Benim için. E porque eu respeito muito o futebol turco, eu em este momento estou a sentir muito mal. Eu não quero não quero ficar e ganhar dinheiro se eu não merecer este dinheiro em nosso país. Ben kalmak istemiyorum. Hak etmediğimi düşündüğüm parayı, maaşı almak istemiyorum. Maaş Kayserispor com Şumudika tá sexto lugar. Kayserispor Şumudika ile 6. sırada şu. Sexto lugar. Ano passado tava 15 lugar. Geçen sene 15. sıradaydı. Penso que os jogadores terminam o campeonato pensando que acabou. Você falou. Ele está falando que você também parece. Também pensou assim: acabou o campeonato. Ele acha que você recebeu ofertas de outras equipas. Qual equipe que você quer ir? Kayserispor'la olan anlaşmasında kendisi ayrıldığı takdirde kulübe bir bedel ödemekte. Não me conhece. Beni tanımıyorsun. Não me conhece. Eu nunca vou fazer isso para Kayserispor. Ben bu Kayserispor. Kayserispor é primeira equipa que eu cheguei. Kayserispor benim Türkiye'de. Eu amo esta equipa. Gerçekten çok sevdiğim bir takım. Eu nunca vou fazer isso. Bunu asla yapmayacağım. Para amanhã. Acabar com o contrato com Kayseri e outro dia assinar outra equipa na Turquia. Eu não faço isso. Eu bugün kontratımı iptal edip feshedip yarın başka bir takımla imzalayacak karar. Eu em novembro tiver uma oportunidade de trabalhar no Qatar com 2 milhões de euros por ano. 2 milhões de euros por ano. Kasım'da 2 milyon euroya Katar'dan teklif geldi. Eu não queria ir, fiquei no Kayseri e tenho 400 mil euros por ano no Kayseri. Kayseri'de 400 bin euro ya. Porque eu sou uma pessoa que fala. Ben sana burada konuşurum. Ben açık açık söylerim. Ben dürüstlüğüme inanıyorum. Eu no Qatar ganhava 5 vezes mais. Katar'dan aldığım teklif burada aldığım maaşın 5 katıydı. Eu tenho karakter. Eu tenho karakter. Eu tenho karakter. E vais ver. Siz de göreceksiniz bunu. Merak ettiğim şey şu. Yani burada yarım kalmasın sorun. Hoca Kayseri'den ayrıldığı takımda Kayseri Spor Kulübü'ne ne kadar para ödeyecek? Se você sair do Kayseri, quando você vai pagar para Kayseri? Porque tem uma negócio no seu contrato e se você vai sair... Pagar o quê? Não tem nada. Pagar o quê? Não, eu vou falar com o presidente, não sei. Ok? Başkanla konuşacağım, biliyorum. Evet sevgili izleyenler, teknik direktör Şumudika'nın konuşmalarını kısaca sizlere reklamlar sonrasında izletmeye çalıştık. Evet, maç sonrasında çok hassas ve bir o kadar da duygusal olduğu aslında görülebiliyor. Hatta İstanbul'dan gelen bazı gazeteci büyüklerimiz vardı. Onların soruları karşısında da zaman zaman sinirlenmedi dersek yanlış söylemiş oluruz yine. Hatta cebinden çıkartıp ne vereceğim, ne var ki, bende bir para yok ki vereyim şeklindeki ifadesi çok önemli. Ama bir gerçeğin altını çizdi. Ben burada 400 bin euro oynuyorum. Katar'dan 2 milyon euro teklif geldi. Yani benim oynadığım fiyatın 5 kat teklif geldi. Ben yine bu takımı bırakmam çünkü benim burada bir sözüm var şeklindeki ifadesi var ki. Yani yönetimle konuştuktan sonra ayrılıp gitsem dahi hiçbir yere konuşup anlaşma gibi bir durumda değilim demeye getirdi aslında burada. Ama tabii yönetim gün içerisinde yapmış olduğu toplantı ayrıydı ama Şumudika'nın maç sonrasında yapmış olduğu açıklamaların en önemlisi, altı çizdiği konuların bir tanesi hak etmediğim parayı asla almam diyor. Ya şimdi Şumudika'nın iyi niyetli cümlesini değerlendirmek var. Bir de kendini şaşırt, bu rakamların kendisini şaşırtmasını olan bir cephesi var. Ya biz yani gerçekten enteresan, biz baştan da yakaladık bunu. Dedi ki bu, Romanya Ligi'nden geliyorsun, doğrudur. Astra Kulübü'ne şampiyon yapıyorsunuz, 3-2-1 yapıyorsunuz. Avrupa Kupalarına taşıyorsunuz, o da gol. Hepsi başarı. Ama Romanya Ligi ses getirmezsen Türkiye Liglerinin yanında çeyrek kalır. İddia edin, %25 diye kabul ederim. Buradan geliyorsunuz,
inanılmaz derecede performans gösteren, büyük takımları dize getiren bir takım meydana getiriyorsunuz. Büyük katkınız var. Magazinel olarak sevimli bir hale getiriliyor basın sizi. Antalya'daki şeyler, taşkın hareketleri, bir nevi Yılmaz Vural'la tan dansını benzetenler oluyor. Sonra bunlar tabii irite olarak kabul ediliyor. Ceza da alıyor. Ben dedim ki, Sumidika fazla popüler olmanın verdiği bir, nasıl diyeyim, ayaklarının yerden kesilmesi hali var dedim. Ayaklarının yerden kesilmesi halinin ne olduğu zaten belli. Bu cümlesinin altında da baksa, unutamamış hala. Neyi unutamamış? Ben burada 400 alıyorum, 5 katını bana orada teklif ediyorlar. Tamam, gideceği lig çok büyük para verebilir. Müthiş bir emekli ligi olur. Romanya'dan dahi göre daha da ses getirmeyen bir lig olur. Öncelikle bu kafasının altında bunu kaldırması lazım. Bundan bu sağlıklı kafayı burada oluşturamazsa şayet, seneye de Sumidika aklı hep orada kaldığı için bize verimli olamaz. Bunu bir olarak soru işareti koyuyorum. Bunu unutma. 2018-19 sezonunda, 2019 yılında bir senenin programı yaparsak eğer, 2018'de, bunu hatırlarım ben. Seni söylerim eğer yalpalarsam. Bunu söylemeden harekete geçeceksin. Ben dediğimize geliyor. Sumidika, aşırı popülarite olmanın değerinin kat kat, bakın düşünebiliyor musun? Belki Roman Ligi'nde 100-150 bin euro alıyordu. Çünkü Kayseri'ye geldi. Mütevazi rakam bile 2-2,5 katı. İddia ediyorum. Roman Ligi'nde bundan 200 bin euro almıyordur. Çünkü o kadar bütçesi yok Roman Ligi'ne. 400 alıyorsunuz. Koyduk buraya. İstediğin transfer. 2 milyon euroyu kaptığınız zaman herkesin ayağa kalkıyor. Çünkü bir tarafta aldığım para 2 trilyonken eski parayla, bir tarafta aldığım para 10 milyon lira yapıyor. 5 senede kazanacağım parayı 1 senede veriyor adam sana. 3-5 senede eğer kontrat imzalarsan, o taşı diktin tabiri caizse. O yüzden ayaklarının yerden kesildiğinin farkında ol. Zaten takımın yalpalamasının bir nebze sebebi de Sumidika'nın bu kendini birazcık bunlara kaptırmasından kaynaklanıp gerçek anlamda teknik adamla kendini konsantrasyonunu verememesidir iddia ediyorum. Çünkü ben yönetime buradan mesaj yollarken dedim ki önce Sumidika ile görüşün. Bu sorunu halledin dedim. Bu sorunu halletmezseniz futbolculara da yansıyor işte bu. Kontrol, disiplinsiz hale geliyor. Bunda da kabahat her zaman yönetimle teknik adamındır. Bunu koyacağım. Bu konuyu, bunu özellikle kafasının bir tarafına atacaktır Sumidika. Gelecek sene bizde çalışacaksa sağlıklı olması açısından. Çünkü burası başka bir lig. Burası dünyada doğrudur. Çok böyle, nasıl diyeyim, kupa başarıları, uluslararası kupa başarıları olmayabilir ama müthiş ses getiren, aksiyonu dünyada çok fazla olan, tuhaf işlerin döndüğü, her şeyin yarım yamalak yaptığı ama aksiyonu bol olan bir ligdir. Sumidika bunu öğrenmiştir umarım. Yani ve sen diyorsun ki abi, bizim Kayseri tabiri içinde bir erik kurusu vardı. Onu konuşuyorsun yani. Aynen. Aynen. İnşallah bu erik kurusu bu sezondan sonrası da kalmaz diyoruz. Evet sevgili izleyenler, Sumidika'nın bu konuşmalarından sonrasında tabii ki gece geç saatlerde de yine kulüp başkanı Erol Bedir'in konuşmaları vardı. Bu konuşmalar içerisinde biz hocamızdan memnunuz denildi. Bugün hatta gündüz yapmış olduğumuz bizim de bizzat telefon görüşmesi yaptım ben de şahsen. Bu konularda da yine Sayın Erol Bedir'in açıklamaları vardı. Özellikle hocamızla konuştuk ama konuşmaya devam edelim ama futbolcuyla konuşuyoruz biz. Bir sıkıntımız yok. Biz Trabzon maçına artık her iki tarafında yaşamış olduğu o travmayı atlatmaya çalışacağız ve bu şekilde bir hazırlık yapacağız demişti ki inşallah bu Fenerbahçe mağlubiyeti bir ders olur ve geride kalır. Bak, Trabzon maçıyla başlayıp Malatya maçıyla sona erecek periyotta Sumidika'dan bir gömlek veya kendi ayarında bir hocayı getiremediğin takdirde dere geçerken at değiştirilme diye bir tabir vardır. Müthiş bir atasözüdür ki buna tam uygudur. Şıpın uyuması demektir. Kesinlikle tavsiye etmem. Ben Sumidika'nın biraz evvel anlattığım kafasının bulanıklıklarını gidermesini psikolojik olarak hazırlıyorsa değil bu sene, birkaç sene çalışılması taraftarındayım hala. Evet. Çünkü o eski birinci yarıdaki ve
sezona hazırlanmadaki o gördüğüm Sumidika gerçekten bu Kayseri için biçilmiş kaptan bir hocadır. Trabzon'a yenilebilirsin, Beşiktaş, Başakşehir mağlubiyet olabilirsin. Sakın ha sakın. Zaten biz ligde kaldık öyle böyle. Gelecek senenin sağlıklı yapısını kurmayı da niyetleniyorsan Sumidika'dan sonra bir alternatif kullanmak yanlışların yanlışıdır. Yardımcı hocalara bırakmak bundan daha evladır eğer gönderecekseniz. Ben bunu gerek biz olarak dilimize, gerek taraftar olarak o yönetim dilimize dolamamamız gerekiyor. Bu takımın da konsantrasyonunu, hocanın da takımındaki adaptasyondan sonraki 8 hafta, gelecek kadar 8 haftadaki konsantrasyonuna en büyük hançerdir. Ben bu konudan bir akıllardan çıkarılmasını istiyorum. Buradaki en temel iki figür Erol Bedir, Marius Simudika oturacaklar. 8 hafta sonra kadar ne yapacaklarını, bir de 8 haftadan sonra seninle devam ediyoruz mu etmeyecek mi? Etmesen bile profesyonelce paranın hakkını vereceksin, gideceksinin pazarlığını yapıp bitirmesi lazım. Vallahi devam edecekler gibi abi, çünkü öğreneceksin. Birçok futbolcu biliyorsunuz sözleşme opsiyonları var. Uzatıyorlar yani. İşin gerçeği. Bakıldığında işte şimdi Kanabı'yı konuşuyorlar. Kuşer'i uzattılar. Lopez'i işte uzatma kararı aldılar. Yani Nikola'nın mesela sözleşmesini sonlandırmaya, yani opsiyonu uzatma kararı alıyorlar. Nikola Boldin. Yani bunları konuşuyor şu anda yönetim. Demek ki uzun vade düşünüyor yani. Evet. Ben bunu anlarım. Şimdi bu maçta dikkatimi çeken bir diğer nokta ise tribün olayları. Tribün olayları. Evet. Şimdi bakın. Taraftarların bazıları şimdi yanlış anlayabilirler. Dediler ki kardeşim tribünde boş koltuklar vardı biz oturduk. Hayır. Bazı Kayserispor taraftarları tribünlerdeki o yükseltileri aşarak mesela basın tribüne de geldi oturdular. Basın tribünde boşluk var biz buraya oturalım diye. Ama o taraftarlar zannediyorlar ki orada boşluk var herkes oturabilir. Öyle değil işte. Oraya her bir geçen düşünde bir kartı, akreditasyon kartı olmayan şahıs Kayserispor kulübüne ceza yazdırıyor. Biz engellemeye çalışıyoruz kulübe ceza yazılmasın diye ama vatandaş şey olarak düşünüyor. Ya yerimizi yiyor, yerimizi mi yiyoruz? Federasyonun en hassas olduğu konu bu. Yani bizim yerimizi yemeleri yememeleri değil olay odak bunlar. Biz Kayserispor kulübü ceza yemesin diye uğraşıyoruz. Doğrudur. Dün de Fenerbahçe maçında da yine bir grup taraftar güvenlik görevlilerini aşarak tribünlere geldi oturdular. Biz mecburen boşaltmak zorunda kaldık orayı. Bakın biz mecburen boşaltmak umarım zorunda kaldık. Umarım zabıtlara geçmemiştir tutanaklara. Geçti. Temsilci geldi ve bunları tespit ediyor. Temsilci geziyor. Oradan ceza yeriz. Ceza yiyeceğiz biliyoruz. Ve bunun müsebbibi de burada Fenerbahçe maçını izliyorum, izlemek için geliyorum diyen Kayserispor taraftarı. O taraftarlar yani. Bunun müsebbibi. Kendi kulüplerine ceza yazdırdılar. Katlamalı ceza yeriz. Bir kale arkası olaylar, bir de bu basın bakın, tribünü olaylar. Kendi kulüplerine ceza yazdırdı. Kardeşim, elinde pasolye gün varsa, biletin varsa gidersen koltuğuna oturursun. Koltuğun belli zaten. Koltuğun yoksa seni kim stat alıyor? Niye geliyorsun oraya? Bunların hesabı. Ya yer yok. İşte yer bizi ilgilendirmiyor o. Tabii tabii. Bakın. Ben Kayserispor kulübüne de şu yerde bulunuyorum. Tutmuş olduğunuz güvenlik görevlileri konulara takır takır para ödüyorsunuz. Bence ödemeyin ya artık. Çünkü güvenliğin bir anlamı yok. Güvenlik bıraktı. Taraftar çok rahat. Elini konusunda kayar. Peki misafir basın mensuplarına saldırı olsaydı ne olacaktı? Sözlü ben, biraz. Ben hiç anlamıyorum onu zaten. Onu ben hiç... Hiç onu hiç... Yani şu... aklıma dahi getirmiyorum ben. Ya UEFA el koyardı. Duman ederdi bizi ya. Çok hassas bir konu. Yani bunu ben bir kez daha söylüyorum. Altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın bu. Bizim orada yerimiz ya da yurdumuzdan değil bu. Tabii canım. Bu kanunla, kurallarla belirtilmiş bazı kaideler var. Bunları yani, aşmayın istiyoruz. Merdivene oturan adama ceza kesiyorlar. Yani. Boş merdiven boşlukları. Bu yüzden Kayserispor Kulübü diyorum ki Kayserispor Kulübü her şeyi güzel, iyi, hoş yapıyorsun ama güvenlik konusunda çok yetersizsin. O firmayla görüşmeleri lazım acilen. Gerekirse paralarını kesin kardeşim. Gerekirse sözleşmesini feshedecektir. Yani. Çünkü böyle bir güvenlik önlemi alamayan durumla karşı karşıyaydık. Ya şimdi Kayserispor'da tamam Fenerbahçe'de Emre denen Aspor'da Emre güvenlik var mı var? Bak sadece bu var. Kayserispor biliyorsunuz başkan işte Aspor'a katıldı Emre Bey'le memnun adam tribünde. Tam elinin ağzına sakız oldun işte. Yani hayır orada bir herhangi bir söz olsa şimdi sen taraftarlık yapıyorsun. Tabii Emre Bol'un basın, lafı hatırına gelse doğru söylesin yani, sezon başındaki. Laflar çarpışsa sonrasında taraftar ne yaptı basın tribünü bastı olacak. Tabii
Aynen. Bu Kayseri'ye yakışmaz. Bu yüzden bu olayda bir kez daha altını çizerek konuşmak lazım. Biz onu tabii ki uyarmaya çalıştık oradaki taraftarlarımız ama oradaki taraftarlarımız bu durumu farklı algılamasınlar. Kulübe ceza yazdıran o arkadaşlar diyoruz taraftar konusunda, haberleri olsun. Evet, bu açıklamayı yaptıktan sonrası kısacası artık bu hafta Trabzon'la maçımız var diyoruz ama Trabzon maçı öncesinde tabii ki ne yapabiliriz ki biz bu travmayı atlatalım Oktay abi? Trabzon maçı bana göre ortada bir maç. Trabzonspor bu ağır yenilgiden sonra, yani ağır yenilgi aynı durumda. Trabzonspor da atak yapamadı. Top göstermedi ya da top oynamadan yaptı. Aynı bizim Fenerbahçe karşısındaki Galatasaray karşısında Trabzon izledik. Ve iki şahsiyetsiz, oyunsuz mağlubiyet alan takım karşı karşıya gelecek. Karadeniz'e karşı karşıya gelecektir. Ben maçı ortada görüyorum açıkçası. Çok dikkatli ve akıllı olursak biz oradan biri değil 3 puanı bile alır geliriz. Ve bu Rıza Çalınbay ve bazı futbolcuların idam mangasında, sehpasında sallanması tabiri ise sonunu hazırlayacağım maç olacaktır. Bakın bu karanlık Karadeniz fırtınası, yani Karadeniz şu anda fırtınalar estiriyor Trabzon kulübünün üzerinde ve böyle bir bulut var, kara bulutlar var. Bunu fırsata çevirmek Kayserispor'un elinde. En iyi fırsata çevirecek iş budur, bu maçtır. Ben akıllı olduğu sürece Kayserispor gibi giderse eğer çok rahatlıkla güzel bir deplasman, turistik ziyaret deplasmanı değil Antalya gibi, gerçekten futbolun, o eski futbolun ışıklarını gördüğüm, artık milat yapan, bundan sonra da işte bizim istediğimiz sarı kırmızılı Kayserispor dediğim maçın ilk işaretleri olarak alabilir. Buradan da benim temennim bu. Valla takımdaki oyuncuların da kadroya dahil olacağını düşünürsem, yani 4 tane as oyuncunuz var. Bunlar da mutlaka iyileşecek gelecek. İkisi cezası bitiyor zaten. Lukla Sapunar cezası bitiyor. Bahçı ile Lopez iyileşiyor. Ben Sumidika ile görüşmüyorum. Görüşemiyorum faktım. Yani görüşürseniz Şevket veya sen, İki konuda bu takıma da iki oyuncuya yer bulacak bu hoca. Bir, Varela yanlış yerde oynuyor. Kişisel kanaatim. Yeri kanat oyuncusudur o. Sol kanattır. Sağ bek yaptın ya geçen maçta. İki, 11 maçta 11, bakın geçen sene 11 gol, 11 asist yapan transferin en önemli kişisi olan kim? Deniz Türüç. Nerede oynuyor abi? Merkezde oynuyordu. Forvet arkasına. Bu arkadaşı sağ ve sol kanatta pasifize etmeyeceksin abi. Sumidika'nın bana göre bir yanlışı, temel yanlışı sezon başından beri bu Deniz Türüç konusudur. Deniz Türüç 5 gol attıysa bu 5 golün 4'ünde merkeze kaçtığında attı. Ya önce futbolcu dinle abi. Sen nerede verimlisin de anla, sonra bir de kasetini izle. Ya doğru söylüyorum işte. Burada bir problem var abi. İnatlaşma içinde Sumidika. Yani bazı isimlerin forma adaleti vereyim derken ya da yer konuda sıkıntı var. Bunları çözerse eski sahalanışı Kayserispor'un geleceğini düşünür. Bir de bazı isimlerin ardı kendine çekiyor. Mendes, Umut Bulut, Asomya Giyan, bu belki aşağıdaki kana bıyıklı bacının biraz kendini aklına başına alması gerekiyor. Yeter artık. Benim diyeceğim bu var. Evet, bunu da diyoruz ki tabii ki düzelme olur diyoruz ama bunların hepsi için birazcık daha zamana ihtiyaç var ama Trabzon maçı ise bu hafta zor cumartesi maç. Günü saat 16'da. Tabii zor maç abi, zor maç yani her şeyden var. Trabzonspor. Yani. Ligin 4. bir İnşallah Kayserispor bu karşılığına güzel bir galibiyet alır diye de umuyoruz. Şimdi gelelim, tabii reklama gireceğiz ama biraz vaktimiz var. Agü'yle neler söyleyeceğiz? Agü'yle ne yapıyoruz? Agü'yle git tamamlıyor. Agü'nün bundan sonra alabileceği bir maç yok. Şu anda 9. sıraya düştü. 12. sırada ligi bitirir en kötü. 13-14 ligden düşme takımıdır. Bakın bundan sonra zaten seri mağlubiyetler almış. Şu anda galip geldi. Bir tek Canik Belediye maçı var. Ondan sonraki her maçı kaybedecek gibi. Kaybederse de zaten üzülmemek gerekir. Şimdi karşısında geçen hafta Galatasaray maçı var. Galatasaray Euro Cup finalisti olarak geldi. Senin karşına dikildi. Farklı bir galibiyet. 78-58'e geldi Avrupa'dan. Geldi sana da ona yakın bir fark atıp gitti. Evet. Elinden geleni yaptı. Marginal 21 sayı atışı falan. Ben zaten beklemiyorum. Kayserispor'un dönüşüne geçiyorum. Agü'nün geleceğinin belirlenmesi için
bu maçların bir ölçü olması gerekiyor. Bu olabildiğince alttan ne kadar oyuncu yetiştirebileceğinin denemelerini yapıyor. Yani sosyal deney yapıyor aslında Ayhan Avcı. Ben ne farka bakarım, ne oyununu bakarım. Benim tek kafamın arkasında Agüer gelecek sene ne de olacak? Bu mali sorunları çözecek mi? Yeniden bir yapılanmayı başarabilecek mi? O eski fırtınalara estiren, isim yapan, Avrupa kupalarında ders veren Agü olacak mı yoksa kaderine terk edilecek? Benim tek derdim Agü de bu. Bunu da bir an evvel Ömer Yağmur ve yönetiminin vermesi lazım ki gerek profesyonel takımda olan gerekse gelişimde olan oyuncuların kendilerine bir yol haritası çizmesi gerekir. Oradan ufak bir geçiş yapayım. Maçı sen lütfen de. Geçen hafta burada bir görüşme yaptık seninle. Yasa sıcağı sıcağına fırından çıktı torba yasanın içinde. Ben detaylarını iyice okudum. Abi, Kayseri Spor, lütfen aklını başına al. Ayağına sunulmuş en büyük fırsat henüz başarıları geçmiş başarıları Abdullah Gül Üniversitesi futbol, basketbol takımı. Hatta erkek takımı bile kurabilirsin. Çünkü seni biliyorum 15 milyon euro harcaman var. Sen kendin itiraf ettin. %15'i bunun 1,5 milyon, 2 milyon 250 bin yapar yasa gereği. 2 çarpı 5, 10 milyon TL. Kaynak olarak aktarıyor. Devlet size jest yapıyor. Devlet analık yapıyor, devlet babalık yapıyor. Al takımı, koy ismini Kayseri Spor, geçir sırtına sarı kırmızıyı. Bak nasıl neler oluyor şahlanışı seyre şehrin ve takımın. Koy yanına birkaç tane daha altyapıları. Bu dediğin 10 milyonla en az 5 ya da 7 tane iddialı takım kurarsın çeşitli bölümlerde. Kayağına kadar yaparsın. Kayağın içinde olduğun için söylüyorum. Çünkü rakamları sen az çok bütçeleri bil. Hele voleybolda. Ne küçük rakamlarla iddialı takımlar kuruyor. Ama birileri ya Fenerbahçe'ye yenildi. Ya geç abi oraları. Yeniliriz, yeneriz. Ligde kulağının sağına yatıyor. Ben her hafta bunu söyleyeceğim. Zorla da, zorla da, zorla da, zorla da, zorla da kabul ettirmek zorundayız. Gerekirse bunun için ya illahi birinin işareti bekleniyor ya her zaman. Üst makamda Sayın Aseki ona da gerekirse söyleyecek. Bu fırsatı lütfen kaçırmayın. Eğer kaçırırsanız hani benim dediğim gibi açık kapatma, transfer ovardalığı için kullanırsanız devlet geri dönüşünde kötü çarpar sizi. Bu sefer misli misli parayı geri alır. Bunu da uyarıyorum. Tabii Sayın Bakan'ın bu arada Boydak CEO'suyla bir görüşme yaptığı dile getirildi. Geç kalmış ama olması gereken bir görüşme. Dile getirildi. Bu tabii görüşmede Agü konuşuldu mu konuşmadı merkezin merak konusu şu anda. Bunu tabii ki belki geleceği de konuşmuştur. Başkanlar Yağmur büyük ihtimalle öğrenmiştir diyoruz ama şu sıkıntı var. Biliyorsunuz ki Agü Üniversitesi Rektörü Sayın Savuncu'yla da yine CEO farklı bir konuda anlaşma yapıldı. Yani üniversite arası bir anlaşma yapıldı. Boydak'ta Arge laboratuvarların kullanımı konusu. Bakıldığında aslında ya bu takım üniversitenin takımı diye geçiyor. Yani kıyası. Acaba diyorum yani biz bunları düşünürken onların hiç mi aklına gelmedi diye soruyorum kendi kendime. Mutlaka çünkü yani. Ömer Yağmur ne zaman desek sen de biliyorsun ki abi biz bir randevu almakla bile sıkıntı yaşıyoruz. Alamıyoruz diye hep dert yanıyordu. Doğru. Ya bu kadar rahat bir şekilde anlaşmanın yapıldığı yerlerde randevu almama gibi bir durum olur mu diye düşünüyor öyle insanlar. Öyle Kayseri'de. Yani Sayın Bakan da bu konularda tabii ki şehrin içinde bulunduğu maliyet durumlar dedi ve bu konularla ilgili cevabını da verdi. Umut ediyorum ki bu sezon tabii bu şekilde biter ama yeni sezonda Agü ya farklı bir isimle veyahut da farklı bir yapıyla yoluna devam eder diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet. Dediğim gibi ya Kayserispor'un çatısı altında ya da dediğim gibi başka sponsor ve isim altında ama bence en sağlıklı yapılanma bana göre Kayserispor. Abi öyle diyorsun da şimdi ben yöneticilerle konuştum. Ya kardeşim devlet diyor bize parayı bul, getir bir yatır ben daha sonra sana vereyim diyor. Nasıl yapacağız diyor. Ya ben de diyorum ki sana geri verecekmiş yine de onu düşün diyorum yani. Bunu düşünerek yapın diyorum. En azından. Tamam, devlet sana yapalım. Diyor ki %15'i bana yatır, geri bana al diyor. Evet. Mecburen yatıracaksın zaten. Mecbursun. Ya bu zor, kanun emrediyor bu %15'leri. Yatıracaksın bir ay sonra paranı iade edeceksin. Yani. Kime iade edecek? Okçuluğa yani, voleybol için. Yani amatör branşta tabii, çalışan ve çalıştıranlara. Tabii onu söylüyorum. Evet. Ya geçelim o bahane üretmektir. Evet. Efendim kısa bir reklam arası diyor arkadaşlarımız. Reklamları izleyeceğiz sevgili izleyenler. Reklamlardan sonrasında ise kaldığımız yerden devam edeceğiz.
videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili izleyenler, birlikte devam ediyoruz. Reklamlar sonrasında yine sizlerle birlikteyiz. Agü'de durumlar böyle dedik. Agü tabii artık son maçlarını oynuyor. Yani onu geçtik ama hemen şöyle baktığımızda Erciyes Spor maşallah abi tam yeniyordu. Yine mağlup oldu. 3-0'dan değil mi? 3-1'den. Valla 3-1 falandı böyle. Tam yeniyor dedik. Vallahi ama iyi derken mağlup oldu. Şimdi Erciyes Spor'un eskiden puan alır mı acaba yadan? Acaba maçlarında gol atar ama doğru bir gelişmeyden sevilir hale geldik. Yani eskiden golsüz yenilgiler, ağır yenilgiler alıyordu. Şimdi 3 adım hem de öne geçip belli müddette bu skoru koruması, çocukları vallahi ben alnından öpüyorum. Başka yapacak bir şey yok. Yani bu çocukların hepsi altyapı çocukları. Şimdi, futbolcuları helal olsun kendilerine. Bakın abi, Erciyesspor Bal Ligi'ne düşerse Bal Ligi'nde bizim 3 tane takımımız olacak. Erciyesspor oynarsa. Talas, Yolsu. Talas, Şeker ve Erciyes. Evet, Şeker, bu 3 takım 3. lige çıkmak için uğraşacak. Ama Erciyes'e bir lisansını devam ettirebilirsem. Ha, şimdi gelecek için konuşursam da yani Erciyesspor'daki bir yani hep aynı şeyler tekrar terennüm etmek o kadar yoruyor ki beni. Yönetimin yanlışları, Memduh Bey'in duyarsızlığı, kayıtsızlığı, müdahale etmemeleri, kayyuma gitmemesi, bırakması falan. Ama Bal Ligi'ne düştüğü zaman iki tane alternatifim var. Ya bu işi yönetimi bırakacak mevcut yönetim. Talip olan bir kişi varsa önce bir borçların tahsil edilemez hale gelip bir revize edilmesi lazım. İsim alınacak bir kulüpten yeni sıfır kulüp kurulacak veya işte bu kulüplerin birinin üzerine yapıştırılacak. Ve yapıştırdıktan sonra Göztepe'nin gittiği maceralı yola kadar gidecek. Göztepe Spor öyle geldi. Yeni Malatya böyle geldi. Diyarbakır öyle geldi. Erzurum Spor böyle geldi. Bu yol haritası çizecek. Ha bunun içinde zaten Erciyes Spor'un kendi bir futbolcu altyapısı var. Bal Ligi'nde oyalanan takımlardan işte havanda su döven, patinaj yapan iki takım var. Bu iki takımdan belki birleştirilerek de yapılabilir, güç birliği de yapılabilir. Buna organize sanayideki esnaflardan, iş adamlarından bir mali destek alarak tevessül olanlar var. Ama insanlar şeyi göremiyor. Yani ben biraz evvel söylediğim şekilde yalın bir takım bana bırakılacak mı? Görse müthiş talepler var. Bunun üzerine bu arkadaşlar ne yapacaklar? Memduh Bey'in yanına çıkacaklar. Başkan biz böyle yola çıkıyoruz. Tesislerini istiyoruz tekrar. Senden de yönetici istiyoruz diyecekler. O da diyecek ya şunları ben sana gönderdim. Buyurun diyecekler. Bir karma liste olacak. Ve bu şekilde milli çıkış yapılacak. Başka çare yok. Evet. Bundan başkası Erciyesspor'un kapanışı demektir. Kapanacak kişinin de iki eli yakanda olur. Ben burada kimseyi affetmem. Evet, Erciyesspor'la ilgili gelişmeler bu ve Erciyes Dağ ile ilgili, peki Erciyes demiş, Erciyes'le ilgili profesyonel ilgi alanı. Efendim hafta sonunda yine 8. Uluslararası Engelsiz Festival düzenlendi. Çok engelli vatandaşlarımızın yapmış olduğu bir festivalde. Bu festivalden tabii ki yapılan çalışmalar ama bununla beraber baktığımızda Ali Dağ Yamaç Paraşütü'nde de yine hedef şampiyonası vardı. Onu da dile getirmiş olayım ben Yamaç Paraşütü konusunda. Ama bizim tabii ki Erciyes'teki ve Talas'taki olaylardan daha çok Kayak Federasyonu'nun Mayıs ayının ilk haftalarında bir seçimi var. Mayıs ayında genel kurulu var. Ve Mayıs ayında yapılacak olan bu kongre öncesinde ise şu anda mevcutta iki aday yarışıyor gibi görünüyor. Kim? Ayıklar. Bunlardan bir tanesi Erol Yarar, ki mevcuttaki federasyon başkanı. Bir diğeri ise mevcuttaki federasyonun as başkanlığını yapan, Erol Yarar'ın sağ kolu olarak da adlandırdığımız Fatih Kıyıcı. Kim bizim tarafta? Bizim tarafta bir şey yok. Bunların şimdi Erol Yarar yine İstanbul bölgesi olarak bakıyorsunuz. Fatih Kıyıcı Erzurum'dan. Peki Kayseri'nin delege sayısı kaç? Bildiğim kadarıyla Kayseri'nin 25 delegesi var diye biliyorum ben. Yanılmıyorsam. Erzurum'un herhalde 32 civarı falan bir delegesi var. Ama bakıldığında yaklaşık 300'e yakın bir delegasyon sistemi var. Ve bu delegasyonlar arasında seçim yapılıyor. Delegasyon seçim yapıyor ve sanırım 150 oyu alan bakın başkanlığı kazanıyor. Arkadaşlar, federasyona adam sokmadığımız sürece, yönetimine, kurullara Kayseri'den adam sokmadığımız sürece Erciyes Dağı'na iyi günler beklemiyor. Ben her zaman söylüyorum. Turizm, küçük ölçekli bir turizm dağı, 300 milyon euro yatırımı yapılan bir hale gelmiş olan bir dağdan öteye gidemeyiz. Böyle magazinel spor dallarıyla uğraşırız. Ben açıkçası net. Bunun için bu seçim çok 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 önemli. Yönetime mutlaka adam, kurullara mutlaka birkaç tane adam sokmak durumundayız. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim abi. Kurulları geçtim, bir kenara bıraktım. Onlar ama
yönetimsel baz dediğinizde Kayseri'de şu anda 25 tane oy var diyelim. Biz Kayseri olarak aslında bunu yıllarca yapamıyoruz. Bakın yapamıyoruz diye altını çiziyorum. Birliktelik sağlamak. Birliktelik olayını yapamıyoruz. Bu birliktelik olayını yapamadığımız için de biz olimpiyat adaylığını Erzurum'a kaptırdık. Seçimlerde de pazarlık konusu yapamıyorsun. Biz EYOF olayını kaptırdık. Evet. Biz gençlik olimpiyatlarını kaptırdık. Aynen. Niye? Biz birlikte olamıyoruz. Kulüplerimiz hep ben, aslında, hep ben, hep ben aslında dememeli. Aslında Erzurum'la da delege sayı çok fazla değil. 6-7 belki yani, 10 da fazla var. Şimdi bakıyorsunuz onlar hem delegasyon olarak hem kulüplerdeki delegasyonlar olsun, hem siyasileri olsun, hem yöneticiler olsun hepsi bir araya geliyor ve istiyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği ili görmüyorum. Yani şimdi bakıyorsunuz ben bu olay ortaya çıkınca Kayseri'de iki kesim içinde ne yapıyorlar diye bir yoklama yaptığımda iki aday içinde şu anda bir oluşum var gibi gördüm. Yani Kayseri ikiye ayrılmak isteniyor gibi bir izlenim var. Bence çok yanlış. Büyük yanlış. Çok yanlış. Çok büyük yanlış. Bakın Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hiç önemli değil. Federasyon yönetim için diyorum. Kimin olduğu önemli değil. Burada önemli olan bir kez daha altını çiziyorum. Kayseri'nin menfaatleri olmalı. Çalışacak bir adam lazım. Kayseri'nin menfaatlerini düşünmek zorunda her bir delegasyon. Kayseri'nin menfaatlerini düşünmeyen şahıslar unutmasınlar ki bulundukları yerdeki göreve gelirlerse, eğer şayet göreve gelirlerse bulundukları yerlerde de pasif eleman olmakla karşı karşıyalar. Niye? Bakıldığında birlikte olanlar mı güçlüdür, tek başına hareket edenler mi diye sorarlar adama. Peki sen seçimi kazanmış olabilirsin belki ama sen yönetimde yer alıyorsun denebilir ama Kayseri'deki arkadaşlarım ya da Kayseri kamuoyunun desteği yanında olmasa bir anlam ifade etmez. Doğrudur. Ben ne ondan ne bundan için söylüyorum bakın. Ben herkese söylüyorum. Herkes şapkasının önüne şöyle bir koyacak. İki aday var. İki aday var. Kardeşim Kayseri için hangisi uygun? Hangisi ne vaat ediyor? Ve bu zamana kadar neler almışız biz Kayseri olarak? Hiçbir şey alamamışsın. Şimdi ben şöyle bir baktığımda bir basın mensubu olarak konuşmam gerekeni konuşuyorum. Yani bir Kayseri'nin en azından hakkını savunması gereken birisi olarak konuşuyorum. Yoksa ha senin de taraf olduğun yer yok mu desen tamam ben de taraf olduğum yer var ona göre konuşayım derim ama o zaman da derim ki ya kardeşim yani karşıdan gelen herhangi bir soru ya kardeşim bu da yoktu sen ne yapıyorsun denildiğinde evet ben ferdi düşündüm bu işi diyebilirim. Hata yapıyorum düşüncesine kapılabilirim. Ben bu yüzden diyorum ki ne A kesimi aday A ne aday B. Önemli olan Kayseri neler kazanacak? 4 yıl boyunca yönetilecek olan bu federasyon Kayseri'ye neler kazandıracak? Ben buna bakarım. Ben bu sene neden gam vurdum abi? Yani neden şikayetçi oldum? Dedim ki ya Kayseri yeterince yarışma alamıyor. Oteldi, şuydu, buydu bunlar hep bahane dedim kendi açımdan. Kayseri'ye gereken özen gösterilmiyor. Yarışma yapılmıyor. Bu yüzden de benim Kayseri'deki sporcum mecburen Erzurum'daki yarışmaya gidiyor. Aracına akşam biniyor, sabah oraya iniyor, yorgun yorgun idman yapmadan yarışmasını yapıyor. Para yok. Gençlik spor para vermiyor. Sporcu kendi imkanına gidiyor. Bunların hepsi bir sıkıntı dedim. Çok parçalı bir tesise gidiyor. Ve Erzurum'daki yarışmacı veyahut da burada idman yapan İstanbul kulüpleri, paralı kulüpler hep avantajlı dedim. Bu avantajı bertaraf etmek lazım. Yarışma yapıyorsak dağıtalım o zaman dedim. Doğru. Ama ne oldu? Bu sezon sadece dememizle kaldı bu olay. Ha bu işin arkasında o var, bu var, şu var demiyorum. Ama bakın bu yapılanlar bir kez daha insanların şöyle bir göz önünde bulundurması gereken konular. Sevdiğim bir abim, Kayseri ismini vermeyeceğim ben. Dedim ki bakın bu durumları göz aldınız mı? Ya benim de sporcularım gitti dedi, birincilik aldı geldi Erzurum'dan şu oldu. Erzurum'dan aldı geldi değil. Burada sen ne verdin, ne aldın? Bedri'nin önünde Kayseri'de. Bunu şimdi diyeceksiniz ya o konuşmada ya sen nasıl söylüyorsun işte sen federasyondasın şu ama bakın ben bir basın mensubu olarak Kayseri'nin haklarını gözeten birisi olarak söylüyorum bunlar şimdi. Yapılması gerekenleri anlatıyorum ben. Yapılması gerekenler
Herkes elini vicdanına koyacak. Kayseri'de 25 delegasyon varsa birliktelik diyecekler. Birlikte hareket etme olayını ortaya çıkacaklar ve masaya yumruk vurup isteklerini her iki adaydan da çatır çatır söküp söküp alacaklar. Tabii. Bakın 25 oyu küçümsemeyin arkadaşlar. 25 oyun bir yerden 150 bir oy alıp garanti seçimi kazanan bir durumdan bahsediyorsunuz ya. Bakın 25 oyun komple olarak, blok olarak bir adaydan bir tarafa kayması karşı 50 oy demektir. Bunu iyi, bu matematiği iyi biliyorsunuz aslında. Özdeki tek şey, yine biz hep söylediğimiz şey, Kayseri kentinin menfaati, âli menfaati. 300 milyon euro yatırım yapacaksın, çepeçevre tesis olacak, sanki Erzurum'da otel kompleksleri çok yeterli gibi, çok parçalı, 3 değişik yerde kayak oyunlarının yapıldığı bir ile her şeyi kaptıracaksın. Bunu kabullenmem mümkün değil ya. Bu bir beceriksizliktir, bu bir başarısızlıktır, bu çalışmamaktır, bu ayıptır Kayseri'ye. İddialı olan bir şehre ayıptır. Bu ayıbın giderilmesi lazım. Bakın, evet. Bu kadar işin içinde Cumhurbaşkanı'nın ilgi alanına sokutmuş adam ya. Helal olsun ya. Sen hiçbir şeye sokamadın valla. Yani bunları söylüyoruz. Bunlar tabii ki yapılması gerekiyor ama ha, federasyona girdikten sonrasında ne yapacaksınız? Federasyona girdikten sonrasında Kayseri'si, Erzurum'u, Bursa'sı demeyeceksiniz. Türkiye kayacaksınız. Tabii. Çünkü hedef ne? Kış olimpiyatları. Bunu da söylemiş olalım. Evet Oktay abi, bugünlük de bu kadar değil. Bununla ilgili daha önümüzdeki haftada çok konuşacağımız konular olacak. Ben tabii ki katıldığın için teşekkür ediyorum sana. Son sözlerini alalım, sonrası artık kapatacağım. Her zamanki gibi tüm takımlara başarılar diliyorum. Her ne kadar sürçülisan ettiyse affola, konuşmalarımız hepsi Kayseri kentinin menfaati içindir. Evet. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bugün de yine bizlerle birlikte oldunuz. Biz haftaya yeniden sizlerle birlikte olacağız ama bu konularda tabii ki gelişmelerini paylaşmaya çalışacağız. Bu yüzden her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Güzel günler geçirin, güzel bir hafta sonu geçirin diye de hemen temelinde bulmuş olalım ki umarız Kayseri Spor Trabzon'dan yüzü gülen bir sonuç alır. Bu yüzden haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.